Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak Galatasaray kararımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Odam fazla ışık şu anda. Biraz parlıyor olabilirim, kusura bakmayın arkadaşlar, elimde pek bir imkan yok. Güneş biraz sonra gider diye umut ediyoruz arkadaşlar. En son Karabük'ü yenmiştim, bunu gösteremedim. Bir önceki videoda sürekli kesinti, bunu hızlı maç sonucu gösterle yaparak yenmiştik. Onu da belirteyim. Taktikte işte iki tane taktik yaptım. Bir tane bir ofansif oyun kurucu hücum, böyle değişik bir şeyler yaptık. Onur'la birlikte yaptım arkadaşım. Bakalım ne kadar faydalı olacak. Umarım güzel olur. Hoş olur inşallah. İstediğimiz verim alırız diye umut ediyorum. Şimdi Giresunspor maçında taktiği deneyeceğiz arkadaşlar. Hayırlısı. Hayırlısı deyip devam edelim. Şimdi Giresun deplasmanı. Şuradan şunu kulaklığımı ayarlayayım. Of, Ali'nin kiralaması bitiyor. 30 Kasım. Aralığa girdik. Sözleşmesi biten oyuncuları iyi bir irdelememiz lazım. Juventus maçını mutlaka yenmemiz gerekiyor, bildiğiniz üzere, hatırlarsınız. Mutlak galibiyet şart. Tamam. Maktermet, Eskişehir, Fenerbahçe, Osmanlı, Beşiktaş. Fenerbahçe berabere, Beşiktaş yendi. 1 milyon euroya yakın paramız var. 2,3 istiyorlar. Tamam, transfer döneminde ayarlayacağım ben onu. Şimdi uğraşmak istemiyorum. Tamam. Antrenman raporundan umutluyum. Milosevic tek. Formu, antrenman seviyesi düşen. Yusuf gelişmeye devam ediyor. Emmanuel George kararlılığı çok düştü ama ya. Yani 12'den direkt keskin bir düşüş oldu kararlılıkta maalesef. Güzel bir şey değil ya. Hoşuma gitmiyor böyle keskin düşüşler bir özellikte. Çünkü bir tane özellikte öyle bir düşüş yaşadı. Hoş değil tabi ama. Bakalım. Giresun, Juventus, Gençlerbirliği. Juventus. Guardiola ayın coşkusu. Coşku dolu övgüsü, pardon. Coşkusu değil. İsabetli pas Julian Weigl. Bu arada bir Rize kariyerimi almıştım ya, güzel oyuncu. Kendisi kaliteli. Şu an bir şey demiyorum. Mali durum görünümde 179. Borç çok fazla ya. Ben gelince kameraya parlaklık ineyim. Giresunspor deplasmanı. Juventus ev. Gençlerbirliği ev. Yönetim. Ömür. Yani bu arada tabii bu taktikte ömür pozisyon alması düşük sadece, aslında oynayabilir. Karar alma da biraz düşük. Emre'nin sakatlığı kötü oldu. 8-9 gün. Peki ne virüsü? Juventus maçında kaçıracak Emre. Hayırlısı. Sivasspor oyuncusu Hakan Bilgiç. Galatasaray, Giresun. Bu arada puanın farkı... Ha. Evet, Leicester'la adımız anılıyormuş. Gidiyor musunuz diye sordular. Ben de tabii ki dedim. Hayır dedim. Tabii ki hayır dedim. Daha yapılacak çok işimiz var buralarda. Manchester City. Pavon. 45 dakika diyor ama. Şimdiki Enes oynasın. Önemli bir maç var önümüzde çünkü. Burada Pavon. Burada şu taktikle oynayacağım. Orkan. Pavon yerine Otavio. Orkan'ın kondisyonu düşük. Sinan oynasın. Tolga oynasın. Emmanuel George. Alper oynasın. Burada zaten başka bir ihtimalimiz yok. Kostas. Koray oynasın.
oynasın. Muslera oynasın burada. Boştakileri de sen seç. Forvetleri forvete, stoperleri stopere doğru alalım. Çok stoper almış yalnız ya Milosevic. Orkan'ı al şöyle ha. Aa, Orkan kondisyon düşük. Ömür al o zaman. Aa, onun da kondisyon düşük. O zaman Milosevic al, tamam boş ver. Kondisyon düşük adam. İşime yaramayacak hiçbir şekilde zaten. Çok sıkıştı fikstür ya. Çok da rotasyona gidemedik aslında maç. Ta. Otavio oynuyor mesela. Kaçtı? 8. Yorum yok. 4-4-1-1. Of. O zaman sesi kısacağım. Dışarıdan alıyor sesi ya. Kulaklığı taktık ama maalesef dışarıdan alıyor. Evet. Yani. Maçın başı daha ya. Dizinden bir de. Diz dönmesi falan olabilir o zaman. Umarım olmaz. Boruya ne yapıyorsun? O taş ne? Ya taktik kumar oldu biraz ama bakalım. Hayırlısı. Mesela şu an Giresun'un top çevirmesi beni çok kanser ediyor. Yani Giresun yani. Evet, çok da güzel bir gol yedik bu arada. Oyuna daha yeni girdim ben Milosevic yani. Nasıl başardı? Çok güzel. Yaz onu. Ah, Otavio. Onu atmayacaksın da neyi atacaksın ya? Ah, Otavio ya. Öf. Bu arada gördüğünüz gibi kaleye bulan şutları yok ama yeniliyoruz. Konsantre. Bacar. Çıkart. Ver pasını. Güzel. Yaz onu. İşte bu be. Sinan form tuttu biraz ya. Düşmez inşallah da. Bu lafımın üstüne yani. Bir de o da düşerse zaten ne kalacak geriye? Dörtte sıfır Giresun. Yeter ama ya. Balotelli de gitti. Şimdi Juventus maçını kaçıracak. Tolga da gitti. Yani. Bu ne abi? What the fuck? Hiç oyuncu değiştirmeseymişim yani. Yedik golü. Yani. Ne yapabilirim? Şuna bak abi, kaç kişi kaldım? 4, 5, 6, 7 kişi oynuyoruz lan. Oğlum hakem maçı iptal etmeli yani. 7 kişi maç oynuyoruz. Bir şey demiyorum. 11 foul Giresun. Ve Juventus maçının öncesi böyle bir olay başımıza gelmiş olması bize hayatın bir cilvesi herhalde. Bu oyuncuların hiçbiri Juventus maçında oynayamayacak büyük ihtimal. O daha da sıkıntı olan. İleri gidemiyoruz ki, adam yok. Aha bak, soldan ne güzel bindirdi be. Hadi El Seyed, aç. Yazın golü. Ah be. Hı.
Muslera kötü oynamış bu arada. Otavio. Bitti maç. Buna diyecek bir şeyim yok ya yani. 5 kişi maç oynadık. 1-2 gün. 2 gün. 4-5 hafta. 2-3 gün. 8 kişi. Yani kaleciyi saymadıydım ben. 8 ne abi? Harbiden 8 ne yani? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Tabariz Muslera izlemeye gelmiş. Neyse. Hızlı hızlı toparlanıp dönelim hadi. Enes. Aman Enes ya. Şimdi Juventus Otavio sakat değildi ama kondisyon düşük olacak. Yani ikinci taktikle mi oynasak yani? Osmanlı Beşiktaş. Seçkin de sakatlandı. Arkadaş bu ne? Kısa kanat değil mi bu? Aynen. Yıldırım. Genç orta saha. Fiorentina mı? Santander 3-0, Hoffenheim 2, Hannover 3. Fener, aha Beşiktaş kaybetti. Trabzon da kaybetti. Ulan yenseydik ne olurdu işte, düşünün. Rize mi yendi bir tek? Rize Trabzon'u yenmiş. Wow. İyice kızıştı yukarısı. Aha Giresun bizim altımıza yerleşmiş oğlum. Bu ne lan? 4 maçı da 1-0 yenilmişler. Orta Avrupa. Çöp. Juventus berabere kalmış en son. Napoli'ye karşı evinde. Kim teknik? Hala Allegri mi? Allegri. İzo Heveles. Bunlar oyuncu bırakmışlar oğlum, bu ne? Geçen sene Deli Blind'i almışlar sadece. Destekliyor. Aha. Bir şey mi oldu? Evet, söylerim sana. Annem geldi de arkadaşlar. Higuain 20 maç 15 gol 3 asist. Allegri. Fenerbahçe Akhisar'la oynuyor bu arada. Ve kaybetti Fenerbahçe. Gene potadan uzaklaştı. Akhisar bizim hemen altımıza geldi. Ay Juventus ay. Potansiyel. Emeka Adejeji 10 maç oynamış. İyi oynatmışlar bir yerden sonra. Biri falan mı sakatlandı? Salim hiç oynayamamış. Hazırlık maçı yani alt takımda oynamış. Evander oynamış. Bataglia 28 maç 4 gol 3 asist oynamış. Bu gerisi pek şey değil zaten. Sinan girmiş listeye. Oyuncu alımı. Duris, Okazaki, Guturi. Bunların hepsi 30 yaş üstü. Yani daha çok şey oyuncu önermiş. Yaşlı kurt diyeceğimiz oyuncu önermiş de.
Şu an öyle bir ihtiyacım yok ya. Orada orta saha diyorum, forvet olmadım. STM yazıyor. Ne kadar saçma bir iş. Ndiaye ve Ozan oynayamıyor. Balotelli oynayabilir. 45 dakika. Tolga 60 dakika. Ay yanlışlıkla giriyordum maça az da. İlk taktikte oynayacağım. Ndiaye oynamasın canım. Yusuf Yazıcı. Tolga oynasın yani Yusuf. Burada niye Borya oynuyor? He, Peruzzi cezalı. Hayda. İyi Borya oynar da kondisyon düşük. Bu ne arkadaşım ya? Kondisyonlar çok yerde bir ama. Hadi hayırlısı. Avrupa garanti her durumda da. Dybala yokmuş. Ay bu nasıl bir taktik? Bu nasıl bir taktik ya? Nasıl açarız ki bunun kilidini? Ya burayı temizle, dokunmuyor. Hadi bakalım. Dybala'nın sakat olması bir şans da bizde de çok fazla eksik var işte. Hadi Pavon. Ah direkten devam. Saçma. Hadi ya maç arenada. Oyunun hakimiyetini almak istemiyoruz. Kontra. Çünkü taktiğimizin mantık şeyi. Çerçevesi. Ya böyle giderse Juventus'a yarıyor tabii ki. Güzel Pavon. Çok güzel. Hadi El Sayed. Ver sağına. Güzel. Bak araya. Ah be. Koşmadı ki o tabii. Yaz Alper. Ah be. Bitiriciliği olsa attıydı var ya. Bitiriciliği olsa attıydı. Vur. Gol be. Pavon. Süper. Hadi. Öyle bir maçtan sonra. Bir sıfır. Borya'yı çıkarmam gerekiyor. %59. Ne? Hiç oynayabilen biri yok mu? Ozan var. Çok büyük bir sakatlık verebiliriz. Olabilir ama mecburum. Hadi. Kitledik mi maçı? Hadi. Ya o orta hiç güzel bir orta değildi ya. Of, Muslera koçum benim. Ver soluna, süpersin. Aç oyunu yavaş yavaş. Acelemiz yok, süper. Ver sola. Ah Otavio yapma. Reyes süpersin. Of çok kişi geliyorlar. Çok kişi geliyorlar. Çok kişi geliyorlar. 86'da yeme ama ya. 86'da yeme işte. Pef. Maalesef maçın sonu geliyor arkadaşlar. Denedik, denemedik demeyiz en azından. Bir şeyleri denedik deriz yani. Ne yapalım? Ne yapalım? Pef.
Akıl payı kaçtı bu arada. Eksi 16 averajda bitirdi bu Steaua Bükreş ya. Ben 15 gol atıp 14 gol yemişim. Juventus 16 atıp 9 yemiş. 15 atıp 7 yemiş. Üzdü be. He Avrupa Ligi'ni alalım hadi biz de. Moralim düştü. Ne alayım? Liverpool 3-1 yenmiş Real Madrid. Barcelona ikinci çıkmış. Monaco Avrupa Ligi'nde. Lan Monaco ile uğraşırız bir de şimdi ya. Real Madrid ikinci çıkmış. Barça ikinci çıkmış. Anderlecht çıkmış. Marsilya'yı yollamışlar. Dinamo. Beşiktaş da bizle birlikte Avrupa'da. Kiev. Arsenal, Celtic. Takımın eksik. Yani durumu çok vahim ya. Anlaki. Nerede? Galatasaray. Puanları mıydı o? Şuranın fotoğrafını alacağım. Clayton. Bayağı bunun şey son maçlar zaten. Beşiktaş 1-0 iyi yani. Çok da kötü değil Beşiktaş için. Celtic, Kiev, Beşiktaş, Dinamo, Galatasaray, Ludogorets. Wow. Zenit çıkamamış. Marsilya ve Monaco. Gruplarından Avrupa Ligi'ne kalan ki takımlar olmuş. Güney Amerika, gençler bile Orta Asya. Gençler Birliği ev. Bu maçı da oynayıp videoyu sonlandıralım. Biraz halsiz gibiydim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Fakat düştü şeyim. Modum düştü maçta. İlk maçtaki o Giresun maçı olay oldu zaten. O ayrı bir olay. Şeye gitmeyeceğim. Devler birbiriyle mi eşleşti? Şampiyonlar Ligi'nde mi? Bakalım kim kimle eşleşmiş. NDI'ye takımla çalışmaya başlamış. Daha bunun eşleşme ileride yapılıyordu çünkü. Aynen daha var. 11-12. Avrupa eşleşmelerimiz olacak Gençler Birliği. Eğer videodan zaman kalırsa onu da çekeriz. Olmadı öbür videoda zaten halledeceğiz. Evet, kondisyonların iyi olma umuduyla. Şu halde çıksaydık biz Juventus maçına turu geçtiydik bu arada arkadaşlar. Bence. Bu arada Pavon sağda oynasın ya. Burada Ndiaye'nin dribbling kaç? 13. Alper daha iyi. Ya orada Alper dursun şimdilik. Kesici de Kostas oynayacak da Kostas sakat. Hadi bakalım. Toplamamız lazım. Bu maçtan mutlak galibiyet. Hadi koçlarım. Yani kötü oynamadık Juventus maçını aslında. Hani rakibe çok pozisyon vermedik falan. Güzeldi o yönden. Ah be. Ayağa kısa pas falan vermeyeceğim. Boşuna bekleme. Yazın onu. İşte bu be. Çok güzel geldik. Gençler Birliği nerelerde? Oo, son sıralarda. Bu maç 4-5 olmalı.
Of, Balotelli. Aç içeri. Alper. Yani güzel. Bireysel roller var. Alper'in driblingi mesela, o yüzden iki yönlü sahada Alper oynatıyorum mesela. Daha fazla hücum açık falan tarzı roller var. O yüzden burada Alper oynuyor. Değişeyim bakayım Ndiaye ile. Belki Ndiaye daha güzel oynayabilir orada. Fiziği daha iyi çünkü. Ozan daha iyileşmedi zaten. Otavio kötü şu an. Klasik Otavio. Her zamanki Otavio kötülüğü var. Bursaspor 1-0 Osmanlı'ya. Bir şut bir kaleden geçtiler bile ama işte biz de gol bulamadık başka. Bu da maçın son pozisyonu oldu galiba. Aynen. Aynen. Vallahi kötü oynadınız dedim. Yani şey olarak. Reyes hiçbir şey yapmamış bu arada ya. Sadece Milosevic top kesmiş. Avrupa rakibimizi de belirleyelim. Gençler Birliği Mesut Bakkal'ı kovdu bu arada. Bizim yenilgiyle birlikte. Yurt dışına falan gitmiyorum kardeşim. Fenerbahçe 3-0 yaptı. Kayseri deplasmanı. 10 zaten Kayseri şey Başakşehir onlar bir sonraki videoya kalacak da. O zaman kura çekilmine Galatasaray'ın şu efsane şarkısıyla girelim. Bestesiyle. Beşiktaş Trabzon ha. Yani berabere falan kalırlarsa çıkar olur. Of Göztepe Rize'yi ne yaptı? Lig ikincisi Rize bu. Beşiktaş affetmedi. Ama Göztepe de iki penaltı atmış. Vücut güzeli mi? Rizespor bir soğuk duş aldı lütfen. Ve Trabzon maçta fark şimdi Beşiktaş açtı. Wesley'i çok seviyorum aslında. Hadi şu eşleşmeyi de yapıp videonun sonlandıralım diyorum arkadaşlar. Köln Tottenham. Oğlum. Bak gene zora düşür. Chelsea mi? Chelsea ne arıyor burada? Oh iyi Chelsea gitti. Ve Dinamo Kiev geldi. Beşiktaş da ona gitsin. Celtic geldi onlar da. Ve Dinamo Kiev ile eşleşsek arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.